Günaydın değerli izleyiciler. İyi hafta sonları. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Bugün gündemi farklı boyutlarıyla konuşabileceğim bir konuğum var. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Gazeteden de köşe yazılarını takip ettiğiniz Sabah gazetesinden bir isim. Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman. İç politikada ve dış politikada çok önemli gündem konuları var. Yeni tartışma konularımız var. Bütün bunlar Türkiye acaba nasıl bir sürecin içinde? Konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Ve HDP'liler bir araya gelip bir görüşme yapabilirler mi? Böyle bir zemin yaratır mısınız? Yani buna ihtiyaç duyarsa yaparız tabii ki. Selahattin Demirtaş'ın temsil ettiği zihniyet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini bölmeyi hedefleyen bir zihniyettir. Birdenbire tabii silahlar patladı, ateş ediliyordu. Cemaatin amacı ne, hedefi ne? Orduyu ortadan kaldırmak. Başkanı ne yaptı, ne başkanı ya? Bu arsaları verdi. Ondan sonra da Tayyip Bey'den zılgıtı yiyince onları iptal etmeye çalıştı. Üç harflerle yapıyor. İnsanları cinler esir mi? Alıyor. Cinler mi? Evet, cinlerden esir mi alıyor. Evet. Türkiye'yi ekonomik olarak da çökertmek için bütün bu trajediler Türkiye'ye yaşatılıyor. Bu hareket çok sinsi, çok derinden bir çalışma yapmış. Bazı alanlarda hakimiyet sağlamış. Vahim olan darbe girişimini, kalkışmayı sulandırırsınız. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığında kocaman bir soru işareti var. Şehirlerin silah deposu haline gelmesine sebep oldunuz. Diyarbakır anlaşılıyor ki bugün itibariyle yerin altına da bir şehir yapılmış. Fethullah Gülen adam olsa çıkıp bana inanmış bir tane adam içeri alınsa atlar ilk uçakla gelirim. Afganistan'ın işgali olmasaydı dünyada bugün belki El-Kaide diye bir terör network'ü olmayacaktı. Ahlak ve hukuk tanımayan hiçbir savaş cihat adını alamaz. Hava sahasını ihlal ettiği için düşürürken bunun Rus uçağı olduğunu bilmiyorduk. Zaten Amerika Birleşik Devletleri diyor ki PKK benim kara gücüm. Hendek olaylarının hepsinde çocuklar var. Zaman zaman PKK ile IŞİD işbirliği yapmak suretiyle bazı yerleri nasıl terk ettiğini gayet iyi biliyor. O Kasım seçimlerinin akşamı, oy kaybının akşamı istifa ederdim. Bir mahkeme kararı olmadan bir ülkeyi siz veya bir şahsı soykırımla itham edemezsiniz. Evet, televizyonları yeni açan izleyicilerimize ve bizi radyodan takip eden herkese tekrar merhaba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olunuz. Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman konuğum. Sıcak ve yeni gündem tartışmamız Lozan meselesi var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bu konuda aşağı yukarı herkes bir kanaatini dile getirdi. Eleştiri getirenler oldu. Yunanistan'dan açıklamadan Yunan Başbakanı açıklama getirdi. Cumhurbaşkanı'nın bir değerlendirmesi olmuştu. Bunun üzerine şu an devam eden bir tartışma var. Siz neresinden bakıyorsunuz bu konuya? Yeni bir tartışma değil. Aslında bu ilginç bir tartışmadır. Türkiye çok uzun yıllar aslında Lozan zafer mi, hezimet mi diye tartıştı. Daha küçük bir çevrede Lozan'ın hezimet olduğu görüşleri dile getirilirdi. Bir bütün olarak bakıldığı zaman. Daha dar bir çevrede de Lozan'da 12 adaların verilmiş olması ve bilhassa Musul ve Kerkük'ün kaybedilmiş olması önemlidir. Ve o kısmıyla Lozan daima Türkiye'de bana sorarsanız ordunun, askeriyenin, genelkurmayın bile aklının arkasında duran bir meseledir. Kaybedilen bu, topraklar bakımından değerlendirilse. Topraklar bakımından değerlendirilse. Burada bir özel anımı anlatayım size. İlk defa anlatıyorum. Ben 1989 yılında Süleyman Demirel'i ziyarete gittim. Şuradan buradan konuşurken bu mevzu açıldı. Ve bana dedi ki bu Lozan meselesinin bir gün tartışmaya açılması gerekir. Lozan'ı tasdik eden mecliste Musul, Kerkük vesaire bu 12 adalar verildiği için çok gözyaşı dökülmüştür dedi.
Ben bu tartışma 1989'da dediğim gibi geçiyordu. Efendim bunu kim tartışacak dedim. İşte Demirel 80'den 87'ye kadar yasaklı kalmış, yeniden siyasete dönmüş. İşte kendine bir çıkış arıyor o sırada. İşte dedi, sizin kuşak gelir bunları tartışır. Şimdi ben 57 doğumluyum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 53 veya 54 doğumlu diye biliyorum. İşte bu tartışma Türkiye'de patladı. Şimdi bence Lozan'ın elbette zafer olduğu yerler var. Hiç bu konuda kuşkum yok. Zaten bence Sayın Cumhurbaşkanı da bütün Lozan ezimettir demiyor. O da bu kaybedilen adalara bir vurgu yapıyor. O bakımdan bence bu kuşak bu konuyu tartışmaya açtı. Benim için ilginç olanı şudur. Bu konuda yazılmış çok kapsamlı kitaplar da var. Yani Lozan'daki mesele, Lozan'la hilafet ilişkileri gibi konularda. Bence sorun bu tartışmayla birlikte, bu işte toprak ve ada kayıplarıyla birlikte nereye varacağız? Tam da Türkiye'nin işte Musul, Kerkük, Güneydoğusunda kendi daha güneyinde sürdürdüğü bir savaşın içinde. Beni daha ziyade o yanı ilgilendiriyor. O yüzden bu eski bir tartışmanın yeniden alevlenmesi. Şimdi hocam bu tartışmaları sizler kendi aranızda yapıyor olsaydınız akademisyen olarak tabii, böyle bir yani tabii, bir yıl tabii, daha tartışılabilirdi tabii, belki. Tabii. Ama şimdi siyasetçiler bu konuya doğrudan evet, katılınca tabii daha farklı bir nitelik teşkil etmeye %100 başladı. Şimdi Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Belki yarın Irak'tan gelir, başka ülkelerden gelebilir. Şöyle bir yorum gelir mi bunun ardından? Acaba Türkiye o kadar büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü içinde ki bu yıllardır içinde birikti ama dile getirilemiyordu bu adaların kaybedilmesi. Türkler yani bunu pek yediremediler kendilerine. Musul tabii bir petrol bölgesi aynı zamanda. Şimdi böyle hazır da bir çalkantılı dönem varken, sınır ötesi operasyonlar varken Türkler buraya girmenin bir fikir hazırlığını mı yapıyorlar? Konusu gündeme gelebilir. Hakan Bey, işte ben de demin görüşlerimi bildirirken sonunda bu tartışmanın bugün Cumhurbaşkanı tarafından açılması önemli dedim. Yani çok iyi vurguladınız. Biz bunu üniversitede, akademide, basında, köşe yazılarında zaten 40 senedir, 50 senedir tartışıyoruz. Özellikle Irak tarafı çok tartışılıyordu yani. Musul. Hem de ne kadar yani? Kerkük, Musul. Elbette Kerkük, efendim. Musul. Elbette. Şimdi bunun demin vurguladığım gibi, sizin belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı tarafından bu şekilde dile getirilmesi bir kere aynen söylediğiniz gibi tam da böyle bir dönemde bir başlı başına işarettir. Şimdi bir cumhurbaşkanı böyle bir konuşma yaparken bunu söyleyeceğini önceden tasarlamamış, düşünmemiş, hazırlamamış olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o şöyle veya böyle tezahür etmiş olabilir ama bu belli ki mutlaka düşünülmüş, tartışılmış, planlanmıştır. Şimdi sorunuzun içinde çok önemli bir nokta var. Onu vurgulayayım. Dediniz ki yani dışarıda bu acaba Türkler bunu hazmetmediler diye bir izlenim olur mu? Olmaz mı? Yahut da öyle bir gerçeklik Türkiye'de yok mu? Yani bir imparatorluğun dağılması, birkaç sene içinde beşte birine inmesi, Sevr'le hatta Anadolu'nun %20'sinin ayrıca kendisine bırakılması, bir zaferin ardından, yani Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından yapılan bir anlaşmada Musul ve Kerkük'ün elden çıkartılması, 12 adalardan çıkartılması, bu imparatorluk sonrası travma dediğimiz ve aslında bizim tabii ki Türkiye'nin tabii ki bilinçaltında kalan bir şeydir. Bir cümle söyleyeyim. Bakın mesela bazı yazarlar, Atilla İlhan örneğin. Atilla İlhan daima şu tartışmayı yaptı. Neden Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdi? Neden sonra Hatay'ı gerekirse savaşırım deyip aldı? Yani Türkiye güçlü olursa Musul ve Kerkük üstünde de günü geldiğinde şöyle veya böyle, şöyle veya böyle, illa savaş yapacağım değil ama şöyle veya böyle söz eder, laf söyleme, laf etme, söz etme hakkını kendinde görür dediler. Ben bunun işte demin anlattığım Demirel Genelkurmay'ın da
zihninin arkasında, Türkiye'nin de parlamentosunun da zihninin arkasında olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu aslında birikmiş bir yaklaşımın dile getirilmesidir ve bakalım buradan nereye gidilecek. Ona dönük görüşüm de şudur, bence Cumhurbaşkanı bunu vurgulayarak, yani Türkiye'nin de tıpkı Almanya gibi, tıpkı Fransa gibi, tıpkı İngiltere gibi kendi meselelerini üstünden 100 senede geçse sürdürdüğünü ve bunu unutmadığını bir ölçüde vurgulamak istemiştir. Bir şey daha görebiliriz gibi bir hissiyat var bende de bu konuyla ilgili. Özellikle Irak tarafıyla. Buyurun. Şimdi artık Irak'ta ve Suriye'de bir tek devletten söz etmek herhalde çok mümkün olmayacak. Mümkün değil. Paramparça olmuş bir yerden bahsediyoruz. Evet. Bu paramparça olmuşluk içinde, yani burada Türkiye'nin de bir tarihi geçmişi var. Bu topraklar Türkler tarafından da yönetiliyordu. Yani Kıbrıs'ta nasıl İngiltere, yani buraya komşu olmayan bir ülke garantörse, Türkiye'nin de bu coğrafyaya dair kuvvetli bir söz söyleme hakkı olmalıdırın. Belki bir, yani kamuoyunu buna hazırlamak mı düşüncesi vardı Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeyi ederken? Bana sorarsanız siz de mi böyle düşünüyorsunuz? %100 böyle düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Suriye, Irak, Güneydoğu politikalarına katılırız, katılmayız, şu yönüyle eleştiririz, eleştirmeyiz. Hepimiz eleştirdik ama ben daima şunu söyledim. Bu tartışmayı yaparken bir noktaya dikkat etmek lazım. Türkiye'nin oralarda ne işi var dendi, deniyor, denecektir de. Ama ben de şunu söyledim. Savunmadığım, yani o politikaların içinde çok yanlış bulduğum şeyler yapılırken bile şunu söyledim. Aynen belirttiğiniz gibi, yani İngiltere binlerce kilometre öteden 100 yıldır orada kazan kaynatacak. Almanya'nın orada ve Kafkasya'da ve Orta Asya'da 100 yıldır meseleleri olacak. Efendim Fransa daha farklı bir coğrafya olmasına rağmen Libya'sında ve diğer bölgelerinde, Halep'inde bir takım taleplerde, arayışlar içinde bulunacak. Ama 1000 kilometre sınırı olan Türkiye ve yüzlerce yıl kültürel beraberlikler yaşamış olan Türkiye, efendim biz bunlara karışmayalım, bizim buralarda ne işimiz var diyecek. Bu olacak bir şey değildi. Nitekim bence Cumhurbaşkanı bu vurguyu yapmıştır. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun dış politikasıyla, onun başbakanlığı dönemindeki dış politika söylemi, dili ve içeriğiyle şimdiki Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlığı dönemindeki arasında bir ciddi fark olduğu anlaşılıyor. Sayın Yıldırım göreve gelir gelmez bir yeni tarif yaptı. Biz komşuların sayısını arttıracağız, düşmanlığı da azaltacağız dedi. İki dönemin dış politika tercihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ilginç bir soru. Ben Davutoğlu ayrıldığı zaman ilk olarak bir yazı yazdım. Yani belki de basında ilk. Dedim ki bu Türkiye'deki dış politikanın, bugün devam eden dış politikanın hatta gerektiğinde radikal bir değişiklik geçireceğine dair bir işarettir. Bunun üstüne bir başka çok güçlü köşe yazarımız bu yazıyı alıntılayıp dedi ki, yani Hasan Bülent Kahraman bunu acaba bir istihbarata dayanarak işte bir enformasyonun paylaşılması şeklinde mi yazıyor? Ben de tekrar bir cevap yazıp dedim ki hayır, en küçük bir istihbaratım yok. Bir duyum almadım. Hiç kişiyle yani en küçük bir temasım olmamıştır. Olmaz da zaten, öyle bir yöntemim hiçbir zaman olmadı. 30 senelik bu işlerde uğraştığım tarih içinde. Bunu ben kendi yorumum olarak yazıyorum. Bana sonra o aralar çok yüklenenler oldu. Efendim bu politikalardan nasıl dönülür, nasıl başka bir noktaya gelinir diye. Siz eleştiriyor muydunuz Ahmet Davutoğlu? Son dönemini tabii. Suriye politikasını. Yani Rus uçağı düşürüldükten sonra elbette. Yani oradaki yaklaşım hiçbir esneklik göstermeyen bir pozisyon kazanmıştı. Yani orayla ilgilenmek doğru, oranın içinde olmak doğru. Orada bu tür savaşlar devam ederken akıllı, dikkatli, hassas bir politikayla elbette orada Türkiye'nin kendi çıkarlarını müdafaa etmesi doğru. Ama katılmadığım, dünya kadar orada işler doluyordu. Hele o Rus uçağının düşürülmesi ve akabinde gelen o polarizasyon, kutuplaşma, çatışma Türkiye'yi çok sıkışık bir alana itti ve oradan da şimdi çıkıldı. İşte o nedenle çıkıldı mı oradan? Şimdi
bana göre büyük ölçüde çıkıldı. Yani Rusya ile barışıldı, Amerika ile yeniden çok geniş kapsamlı temaslar sürdürülüyor. PYG, YPG konusu ortada. Türkiye o bölgeye girdi. Yani Rusya ve Amerika'nın kabulü olmasa veya onlarla istişareler yapılmasa bunların hiçbirisi cereyan etmezdi. Ve orada yeniden üretken, daha dinamik bir politika ortaya çıktı. O yüzden sizin sorunuz tabii ki doğru ve haklıdır. Davutoğlu dönemine göre Sayın Binali Yıldırım döneminde çok önemli politika farklılıkları ortaya çıkmıştır. Siz az önce kutuplaşma ifadesini kullandınız. Bu yani uzunca bir yıllardır süredir Türkiye'nin gündeminde ve kaygı konusu olarak dile getiriliyor. Yani öyle bir hale geldi ki işte taraflar birbirlerinden nefret ediyorlar. Kimse kimseyi dinlemek istemiyor. İçeride yani. İçeride. Toplumsal kesimler, katmanlar arasında. Türkiye'de daha önce hiç olmadığı kadar ağır ve sert bir kutuplaşma dönemi mi yaşanıyor? Ve bundan acaba çıkabilmek mümkün müdür? Yani Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler ya da mütedeyyin toplum kesimleri, işte laiklik hassasiyeti daha kuvvetli olanlar, Atatürk üzerinden mesela bir türlü bitmek bilmeyen tartışmalar var. Yani laiklik, insanların yaşam tarzları üzerinden mesela kaygılar dile getiriliyor. Ve böyle birçok daha alt başlık açmak mümkün. Önceki dönemlerden daha mı sert, daha mı net bir kavga var, tartışma var? Önceki dönemler dediğimiz eğer 1970'lerse 1970'lerdeki sağ-sol çatışmasından daha sert değil. Unutmayalım ki 1975 ile 1980 arasında 5000 kişi öldü. Çatışmaya dönüşmüyor en azından. İç savaş. İç savaş. Yani Türkiye iç savaş yaşamadı denir. Ben buna şiddetle karşı çıkarım. 1975'ten 80'e kadar 5000 kişi sokaklarda birbirini vurup öldürmüştür. Hadi Maraş, hadi Çorum, hadi Malatya meselelerini hiç karıştırmayalım. Sadece sokaklardaki çatışmada 5000 kişi. Günlük çatışmalarda. Günlük çatışmalarda. Ben o sıralarda üniversitede öğrenciyim. Yani onların hepsini günü gününe yaşamış birisiyim. 5000 kişinin öldüğü bir dönemle mukayese edecek halim yok. Gelelim öbür kısmına. Kürtlerle Türkler, Alevilerle Sünniler arasında bugün önemli hiçbir toplumsal çatışma yoktur. Ama bizim modernleşmemizi hazırlayan batılılaşma değerleri ile daha mütedeyyin, daha muhafazakar kesimler arasında çok şiddetli bir çatışma vardır. Sert çatışma orada, o alanda değil mi? Tartışmasız. Yani Türkiye ne yapıp laik, laikçi, batıcı kesimle mütedeyyin muhafazakar kesim arasında bu uzlaşmayı sağlamak zorundadır. İşte Yeni Kapı ruhu buna bir çare, buna bir çözüm olarak düşünüldü, ortaya getirildi. Bence çok da önemliydi. Mutlaka izlenmesi, takip edilmesi gerekir. Ama bugün Türkiye'de bir sol-sağ çatışması yok. Bugün bir kapitalist, antikapitalist, sosyalist çatışması yok. Tekrar edeyim, Alevi-Sünni çatışması yok. Bütün bu zıtlaşmamıza rağmen, bu iç gerilme, çatışmaya, şehitlere rağmen Türk-Kürt çatışması yok. Ama çok ciddi, neredeyse uzlaşmazlık noktasına gelmiş, artık iki tarafın birbirinden tamamen koptuğu bir laikçi, batıcı ve mütedeyyin, muhafazakar, Müslüman, ne dersek diyelim, taşralı çatışması var. Ve bence Türkiye'nin asıl sosyolojik problemi, hatta siyasal problemi bu iki kanat arasındaki çatışmanın ortadan kaldırılmasıdır. Böyle bir siyasi kapasite var mı şu anda Türkiye'de? Bunu yapabilmek çünkü çok kolay değil. Yani bir kere bunu gerçekten istemek lazım. İstedikten sonra bunu ortadan kaldıracak adımları atmak lazım. Taraflar bunu ortadan kaldırmak istiyorlar mı? Şimdi bu çok daha tehlikeli bir yere Türkiye'yi götürebilir mi? İçeride ve dışarıda bazı analizlerde, özellikle dışarıda, Türkiye'deki kırılganlıklar arasında iç çatışma riskinden söz ediliyor. Siz 70'lerdeki gibi bir çatışmadan söz etmediniz ama daha farklı boyutlardaki bir çatışma tarif ediliyor. Böyle bir endişe var mı sizde de? Böyle bir kaygı var mı? Hayır, yok. Bence bu şöyle cereyan edecek. Şimdi sosyolojide son dönemlerde çıkmış bir kavram var. Gated community deniyor. Yani kapısını kapatıp kendi bahçesine çekilmiş olan
Gettolaşmak mı topluluklar. Yani? Topluluklar. Şimdi getto çok ağır bir kavram. Onu kullanamam yani sosyolojik olarak. Ama bu kendi sınırını çizip, kendi alanında, kendi bölgesinde kalma hali bence Türkiye'de bugün hakim. Bizim gibi olanlarla bir arada yaşayalım. Evet. Onların evet. tercihleri. Bizim onlarla bir alakamız evet. yok. Uzakta olsunlar. Uzakta olsunlar. Bu tarafa gelmesinler. Gelmesin. Hatta bizim televizyon kanallarımız olsun. Sadece bizim gibi düşünenler çıksın, konuşsunlar. Bütünüyle böyle. Öteki taraftakiler zaten akademisyen değil, tabii. gazeteci değil, sizin adam değil. Sizin orada ne işiniz var? Evet. Biz buradayız. Evet. Onlar biz farklı, zaten sizi izlemiyoruz orada. Buraya gittiğiniz yani, için şöyle oldu falan. Şimdi, o gazeteyi mi okuyorsunuz falan. Yani, bu tehlikeli olan bu galiba. Çok tehlikeli. Bir değerli muhafazakar, mütedeyyin, köşe yazarının yazısını da okudum. Kendisiyle de görüştüm. Bir davete gitmiş. Bir konser veya bir sergi açılışına gitmiş. Birisi yüzüne bakarak, ay buraya da mı geldiler, geliyorlar demiş, bunu yazdı, isimleri de verdi. Benim vermem yakışık almaz. Şimdi bu ruh hali bence çok ciddi bir meseledir. Şimdi sorunuzun ön kısmına gelelim. Bunu ortadan kaldıracak bir siyasi kapasite var mı dediniz. Şimdi bu, bir dakika, buyurun. Siyasi lütfen sözünüzü kesin. İstirham ederim. Lütfen unutmayın. Rica ederim. Buraya da mı geldiler noktası önemli çünkü. Böyle tabii. bir bakış var. Aa bunlar buraya tabii. da doluştular, tabii. geldiler. Aynen böyle kavramlar tabii, tabii, kullanıyor. Tabii. Bununla beraber şöyle tartışmalar da, ya işte bunun eteğinin boyu şöyle mi, saçı böyle, böyle %100, mi olmalı? %100. Efendim siz de gece niye sokağa çıkıyorsunuz tabii. mesela? Kadın kısmı gece tabii. sokağa çıkar mı? Gibi düşünenlerle, yani bu aradaki 180 derecelik farklı yaklaşımların bir çatışma ortamında, kimi zaman bir otobüste, kimi zaman bir başka noktada karşı karşıya gelmeleri, yani herkesin bir yaşam hakkı var. Bir şimdi, arada yaşama. Bakın. Buyurun. Bir arada yaşama kültürünün gelişememesi, tıkanıp kalması mı belli bir yerde sorun oluşuyor? Mesele o zaten. Evet. Yani mesele o. Bize düşen de niye iş bu noktaya geldi, bu noktadan nasıl çıkar? Evet, yani ben gazetede yazı yazdım. Bakın size o yazıda bahsettiğim konuyu belirteyim. O benim için ilginç. Şimdi bir şortlu hanımın başına gelen işler var, evet, değil mi? Yakın zaman evvel. Çok yakında, hala devam eden bir hadise. Şimdi bu kabul edilebilir mi? Asla. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bir kaymakam veya bir valimiz işte ben aileyi korumak için şu kadar sayıda yeri kapattım dedi. Şimdi böyle bir hak var mı? Bunu tartışmak lazım. 2-3. O yazıda da şundan bahsettim. Genco Erkal 40 senedir, 50 senedir Türkiye'de tiyatro yapıyor. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama işte bir kültür merkezine onun adı verilmiş. Geçenlerde onun adı o kültür merkezinden alındı, çıkarıldı. Ben o zaman bir yazı yazdım. O yazıda da şunu söyledim. Şimdi bizde Bektaşi diye bir kavram var, değil mi, fıkralarda? Yani en mütedeyyin insanlardan, en muhafazakar insanlardan da ben Bektaşi fıkrası dinledim. Anadolu'da dinledim, her yerde dinledim. Büyük bir hoşgörüyle, tebessümle, evet. gülerek, çoğu zaman kendi halini eleştirmek için Bektaşi fıkrası anlatanlar gördüm. Ramazan'da oruçlulardan oruçla ilgili Bektaşi fıkrası anlatanlar gördüm. Bir de Nasrettin hocamız var, değil mi? Adı hoca. Yani gözümüzün bebeği. Yani Nasrettin hocasız bir toplum, Nasrettin hocasız bir Türkçe, bir zihinsel yapı düşünebilir miyiz? Hoca, peki bir toplum yüzlerce yılda Bektaşi ile Nasrettin Hoca'yı müştereken kendisinin yapabiliyor, kendi malı yapabiliyor. Bugün Türkiye'de neden bu çatışma devam ediyor? İşte o yazıda bunu söyledim. Burada da bunu söylüyorum. Şimdi bu üstünde çalışılması gereken bir hadise. Yani mizahını kaybetmesi, şaka kaldıramaz tabii. bir toplum olması, tabii. yolda giderken öfke nöbetleri, evet. işte kafaya şemsiyeyle geçirmeler, evet. Arabadan inip ateş etme, evet. kırmızıda evet. yol verme kavgasında evet. ölenler diye bir şey var, istatistik var. Beni oralara sokarsanız o konularda çok düşünmüş, çok çalışmışımdır. Yani bu gerçekten her defasında Türkiye'nin sosyal
psikoloji yapanlarının, çalışanlarının, Türkiye'de sosyal psikiyatri yapanlarının üstünde oturup çalışması gereken, önlem alması gereken hususlardır demişimdir. Çünkü bu A'dan Z'ye kadar bir toplumun bütün hareketini, bütün kapsamını, kapasitesini, bütün kesimlerini kuşatan bir nitelik kazanmış durumda. Siyaset buradan Türkiye'yi çıkarabilir mi? Baktığımız zaman parlamentoda evet. da çok sert kavgalar meydana geliyor. Yani normal şartlarda işte sokak siyaseti de örnek almalı. Siyasette tansiyon düşerse Türkiye'de rahatlayabilir gibi bir kanaat var. Ama siyasetin tansiyonu da şimdi yeni kapıyla tam böyle düşüyor gibi görünürken tekrar böyle karşılıklı eleştiriler şimdi gelmeye başladı. İki cevap vereyim. Birincisi şu. Bence kolay kolay düşmez. Nedenini belirteyim. Şunu görüyorum. Türkiye'de bir iktidar partisi var. 2002'den beri iktidarda, 2016'dayız, 14 sene geçti. Daha ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ama devam edecek görünüyor. Şimdi onun karşısındaki muhalefetlere bakıyoruz. Bunların en büyüğüne bakıyoruz. Bana sorarsanız oradaki temel mesele muhalefetin kendisini bir sosyolojik taban üstünde ve o sosyolojiyle bütünleşmiş bir siyaset etrafında yeniden üretememesidir. Eğer orada çok dinamik, kendi sosyolojik tabanıyla bütünleşen bir siyaset üretimi olsa, o zaman o siyasetin terimleri, kavramları ve hatta dinamizmi üstünden bir söylem geliştirilir ve bu kadar çatışmacı olmaz. O üretilemediği için bu defa sadece çok sert, neredeyse hani tenzih ederim herkesi, kendimi ifade etmek için kullanıyorum. Neredeyse kaba bir söyleme, yani güçlü, güce dayalı bir söyleme, güç gösterisi içeren bir söyleme dayalı olarak bu sürdürülüyor. Bu bir süre sonra çift taraflı olarak birbirini besleyerek devam ediyor. Şimdi birinci kısmı bu. Bence bu Türkiye'de muhalefetin üzerinde düşünmesi ve kendini yeniden üretmesi gereken bir alan. Şunu da belirteyim. Zaten buna Türkiye'nin her şeyden daha fazla ihtiyacı var. Yani sadece iktidar partisinin siyaset yaptığı, siyaset ürettiği, toplumu dönüştürdüğü bir ülke bence olmaz, olamamalı. Onun muhakkak yakınında duran bir seçeneğin bulunması lazım. Biri %50 oy alıyor, bir diğeri %25 oy alıyor. Uzun bir süredir iktidarda olan bir parti hareket var. Yani 2002'den evet. beri. Evet, 14 sene. Hatta onun öncesinde büyükşehir belediyelerindeki. O benim iddiamdı. Bu 94'te başlamış bir iktidardır. Biz onu 2002'de başladı diyoruz ama. Yani Sayın Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle. Kesin olarak. 94'ten 2016'ya kesin, kadar devam eden bir kesin. İktidardan bu, bahsediyorsun. Kesin, bu hep tartışırız, hep de yazarım bunu. Efendim bu 2002-14 sene, hayır efendim bu 94-2016, 22 senelik bir iktidardır. Bu bir çeyrek yüzyıl demektir. Bu iktidar o zaman Türkiye'yi nasıl dönüştürüyor? Yani bu dönüşüm ekonomik, sosyolojik, siyasi veya siyaset kültürü olarak da değerlendirmek lazım. O dönüşümün önemli parametresi nedir size göre? Ne görüyorsunuz? Çok güzel. 22 yılın bir özetine bir baktığımızda. Bir tek şey. Türkiye sosyolojik olarak taşrasını metropolitan alana, büyük kente milyonların göçüyle sağladı. En büyük dönüşüm bu. Bu dönemden mi bahsediyorsunuz? Tabii efendim. Bunun peki nedir bu? Yani, modernleşmesi mi devam ediyor evet. Türkiye'nin? Toplumsal modernleşme evet. mi? Yani, bu çatışma biraz modernleşmeye direnç ya da modernleşme hangi yöntemlerle olacak? Bunun tarifi üzerinden gerçekleşiyor galiba. Bütünüyle. Yani ben AK Parti konusunda 2005'te ilk kitabı yazdım, yayınladım ve orada bunu söyledim. 1950'den beri Türkiye'de sağ toplumu teknoloji üstünden dönüştürür. Demirel ne dedi? Biz siyasete imar inşa için girdik. Barajlar kralı. İşte yani Selamet Kürsüye, Partisi'nde de işte değil mi? Kürsüye çıkar, Erbakan. Sayar. O birbiriyle şurada yarışırlardı Erbakan ve Demirel.
O fabrikanın temelini o mu attı, ben mi attım? 100 bin tank, 100 bin uçak, ağır sanayi hamlesi vesaire bunlar. Tanklar vardı mesela Erbakan'ın gündeminde. 100 bin tank diyor, 100 bin tank yapacağız diyor. Evet. Kendi uçağımızı kendimiz yapacağız diyor. Demirel çıkar kürsüye, elektrik barajlarını, çimento fabrikalarını, kağıt fabrikalarını, yolların kilometresini sayar. Bu Türk sahanın temel hareketidir. Ama onlar bak çok önemli bir şey söylüyorum. Şimdi taşra büyük kente geldi. Onlar taşrayı büyük kentte de merkeze taşıyarak merkezin hakim olan yaklaşımı, yöntemi, ideolojisi, dünya görüşü içinde eritmeyi öngördüler. Yani büyük şehre gelsinler, şehrin merkezine insinler, orada diğerleri tarafından kapsansınlar ve sınırlarını kabul etsinler ve orada erisinler. İşte orada galiba bir sorun var. Şimdi yani bakın, tam büyükşehir sınırlarına gelince şimdi bir, o şortlu ya da bu adamlar da mı buraya gelecek? Biz burada rahattık. Şimdi bir çatışma var şu anda. Ona bir etkileyici örnek vereyim. İnsan kendi örneğini etkileyici demez de bizim tarihimiz bakımından etkileyici. Bakın Demirel geldi, birinci köprüyü yaptı. 1973'te açıldı. Evet. Ben bugün gibi hatırlıyorum. Danny Kaye geldi, açtı falan. İngilizler yaptı. Evet, yaptı. Şimdi yani kendi taşrasını Demirel hemen kentin merkezine o köprü aracılığıyla taşımak istedi. Özal geldi, ikinci köprüyü yaptı. O da kendi taşrasını hemen kentin merkezine taşımak istedi. AK Parti'ye bakın, binlerce kilometre yol yaptı. Binlerce kilometre. Ben bir UNESCO toplantısına gitmiştim. Orada resmi rakamlar konuşulurken dediler ki bu görülmüş bir şey değil yani bu kadar bin kilometre bir ülkenin yol yapması. Yaptı. Her şey yaptı. Hep söyledi, hep konuştu. Üçüncü köprüyü yapmadı. Sebebi şu, kendi göç kitlesini merkezde eritmek istemedi. Onların kendi kültürel kimliklerini kazandıktan sonra kendileri olarak nasıl yaşıyorlarsa o yaşantılarından vazgeçmeyi hemen kabul etmeyecek şekilde kente gelmelerini onların istedi. O zaman bu insanlar başörtüleriyle kentin ortasına geldiler. Biz böyleyiz dediler. Siz öylesiniz. Bunu biz demokratik bir platformda birlikte yaşama kuralları içinde devam ettirelim, sürdürelim dediler. Bugün yaşadığımız çatışmanın altında yatan hadise budur. Yani göç ve ona bağlı olarak bir kimlik çatışması yaşıyoruz. Şimdi kalkınma hamleleri siz de ifade ettiniz. Yani sağ iktidarlar Türkiye'de birçok büyük proje de yaptılar altyapı açısından. Tabii. Noksan olan, geliştirilemeyen yeterince şey Türkiye'de demokrasinin kalitesi. Aynen. Yani sağ iktidarların bir türlü belli bir çıtaya kadar getirmeye çalışıp ama tamamen getiremedikleri bir şey mi? Yani demokratikleşme konusunda büyük eleştiri var Türkiye'de. Çok güzel. İnsan hakları konusunda büyük eleştiri var. Gazetecilerin tutuklanması, ifade özgürlükleri, basın özgürlükleri. Bugün de en çok tartışmaların burada olduğunu görüyoruz. Burada daha ilerlemek nasıl mümkün olabilir? Daha çok ileri. Güzel. Söyleyeyim. Şimdi ben bu cumhuriyet yanlıştır. Ben cumhuriyetin erdemine inananlardanım. Cumhuriyetin temelindeki kurucu düşüncenin yani kemalizm anlamında değil, genel olarak soyut cumhuriyet, Fransız cumhuriyeti, Alman cumhuriyeti neyse, cumhuriyet, republik düşüncesinin temelinde yatan görüşün önemine inanırım. Bir toplumun demokratik devrimlerinin yapılmasına inanırım. Onun o demokratik devrimle birlikte iradenin halka geçmesinin, iradenin bir yerde seküler hale gelmesinin önemini vazgeçilmez görürüm. Laikliği daha demokratik bir zihin için zaruri kabul ederim. Biz cumhuriyetle, cumhuriyeti soyut bir kavram olarak, siyasal bir rejim olarak kabul ettiğimiz zaman aslında bunları da kabul ettik teorik olarak. Ama bizim cumhuriyetimizin, şimdi bana kızacaklardır ben biliyorum ama çok kitaplar yazdım. Cumhuriyetimizin modeli vardı, halkı yoktu. Halkı yok muydu? Yoktu. Cumhuriyetimizin. Biz onu halka rağmen öyle yaptık. Ta 1900... Yani bir
tepeden inme bir şey tabii. mi demek istiyorsun? Yani Türkiye'deki modernleşmenin uluslararası teori içindeki anlamı top down, yukarıdan inme bir modernleşme modelidir. Bütün kitaplarda yani literatürde bu ele alınmış bir husustur. Bunun içinde halk falan yok. Yani 23, 38, 50 arasında halk bunun neresinde? Hatta öncesine geriye gideyim. 1908 devriminde böyle. Tanzimat modeli biraz daha ben o konuda farklı düşünürüm. Ama hadi diyelim ki orada da öyle. Ve bu bir kültürel devrim. Yani biz topluma bir takım kültürel araçları götürerek onu dönüştürürüz diyen önemli bir rejim hamlesi. Şimdi bugün onun içinde halk yok. Bugünkü atılımların içinde halk var. Ama dünkü atılımların da bugünkü atılımların da içinde bize kendimizi aşma imkanı sağlayacak bir demokratik yaklaşım yok. Bu hemen AK Parti'nin antidemokratik olması, bir başkasının demokratik bir platformu savunması anlamına gelmez. Bir genel zihniyet olarak bugün demokrasi en demokratik Batı toplumuna bile yetmiyor. Onlar bile demokrasiyi nasıl geliştiririz diye üçüncü kuşak demokratikleşme hareketini ortaya koyuyor. Yani kimliklerin, farklılıkların bir arada olması, çoğulcu yaklaşımlar. Amerika'da bile tartışılan efendim değil. Çok ciddi. Bugün biz üniversitenin, Kadir Has Üniversitesi'nin giriniz web sitesinde ayrımcı olmayan bir dil kullanma kılavuzu koyduk oraya. Bunu hocalar oturdular, bu konunun uzmanı olan insanlar yazdılar. Hangi sözcükleri kullanmak yanlıştır? Yani politically correct, siyaseten doğru diye bir kavram üretildi. Bugün demokrasi sadece 4 senede bir, 5 senede bir gidip seçim yapmak mesela değil. Mesela cinsiyetçi bir dili terk etmesi. Bravo, siyaset. Bravo. Çok i̇şte cinsiyetçi bir o metin var. Esasen yani cinsiyetçiliğe karşı. Yani böyle bir, yani siz şöyle yapmalısınız, bu sizin için daha hayırlıdır noktasında. Aynen. Yani insanlar aynen. kendi gelecekleriyle ilgili, kadınlar. Hoşgörülü değil tabirinin bugün yanlış olduğunu biliyoruz. Yani hoşgörü gösterenin üstünlüğünü içeren bir yaklaşımdan o zaman bahsediyoruz. Yani bugün çok ayrıntıya inmiş, çok incelmiş bir demokrasi var. Türkiye'nin demokrasisi de orada değil. Türkiye demokrasi düzeyinde hala çırpınan bir ülke. Yani o düzeyde mi çırpınan demokrasi, tabii. çırpınan bir ülke. Tabii. Bu da önemli bir darbeye maruz kaldık efendim. 15 Temmuz gecesi böyle bir şey olabilir mi? 2016 senesinde dünyanın bugünkü gününde bir grup uçaklar kaldırıyor, helikopterler kaldırıyor, tankları sürüyor, tabancalarını, tüfeklerini çekiyor. Ben insanları öldürerek onun elinden iktidarı alırım diyor. Bunun düşünülebildiği bir ülkede, bırakın iktidarın meselesini, bunun düşünülebildiği bir ülkede genel bir toplumsal zihniyet olarak demokrasiden söz edilebilir mi? Çok fazla sosyal medyada veya geleneksel medyada ya da böyle insanların sohbet ettiği alanlarda şunları duymaya başladım. Özellikle mesela yani laiklik hassasiyeti daha güçlü olan kesimlerde belki bunu gözlemliyorum. Yani artık galiba bizim işte yaşam alanımız daraldı. İşte bu çocukların hali ne olacak acaba? Avustralya, Kanada, İngiltere buralarda bir green card'ı olan ülkelerde green card. Acaba yeni bir yaşam alanı mı bulmalıyız? Türkiye'de bizim gibilerin pek rahat edemeyeceği bir ortam mı olacak gibi bir şey de var. Bunu siz de belki gözlemliyorsunuzdur. Çokça konuşmalar olduğunu duyuyorum. Bu tedirginlik, yani kendilerini nasıl tarif ederlerse etsinler, bazı toplum kesimlerinin Türkiye'den ayrılmayı bir çözüm yolu olarak görmesi, böyle bir tür beyin göçü, bir tür nüfus göçü, demografik hareket ne oluşturacak? Yani buraya doğru mu gidiliyor? Siz bunu gözlemliyor musunuz? Ben 1996 veya 97 yılında Radikal Gazetesi yayına başladı. 2005 yılında çok uzun bir süre üniversitede ders, Princeton Üniversitesi'nde ders vermek için Amerika'ya gidene kadar o gazetede yazdım. O zaman hatırlayacaksınız Türkiye'nin ana meselesi başörtüsüydü. Başörtülülerden çekinenler, korkanlar vardı. Devlet bununla uğraşıyordu. Devlet bir yine bu demokrasi meselesi 28 Şubat olayı
planladı ve gerçekleştirdi. Üniversitelerin kapılarında akıl almaz bir şey, ikna odaları kuruldu. Şimdi ben o zaman, bana onu hatırlattınız, yazdığım birçok yazıda şunu söyledim. Bir toplumun araştırmalar yapılıyor, saha araştırmaları ve çok değerli çalışmalar. Toplumun şu kadarının bu söylediğiniz şekilde yaşam hakkının elinden alınacağına, yaşama biçimine bir müdahale olacağına, toplumsal yapının, dokunun değişeceğine dair endişesi olduğu ortaya çıkıyordu. O zaman şunları yazmıştım ve demiştim ki bir toplumda analiz yapsak, saha araştırması yapsak ve o toplumun şu kadarının şu renkten korktuğu veya ağaçlardan korktuğu ortaya çıksa, bir ülkenin yönetimi bu toplumun bu endişesini ortadan kaldırmak zorunluluğunda değil midir? Şimdi bir toplumda eğer bugün söylediğiniz endişeler yaşanıyorsa, ki yaşanıyor, bugünkü yönetimin o endişeyi eski tabirle izale etmesi, bugünkü tabirle ortadan kaldırması zorunluluğu vardır. Efendim bu yapaydır. Efendim bu gerçekçi bir endişe değildir deme hakkımızda yok. Öyle olsa bile yönetime düşen bu endişeyi ortadan kaldıracak önlemleri almak, düzeni kurmak ve mekanizmaları işletmektir. Belki de bununla da ilişkili bir boyutla, yani Türkiye'ye bakışın ve Türkiye'nin marka algısının biraz deforme olmasıyla da işte derecelendirme kuruluşlarının raporları yayınlanıyor. Siz de yazdınız birkaç bu konuyla ilgili bir gün önce. Bu çok tehlikeli bir şey mi Türkiye'de ekonomik gelişim, insani gelişim açısından? Türkiye bunu yönetebilir mi? Yoksa bu daha da kötüleşebilecek bir uluslararası görüntümüz olduğuna dair bir uyarı işareti mi, bir ikaz mı? Şimdi Hakan Bey, şimdi kıyamet kopuyor. Bunlar siyasi, bu rakamlar, bu notlar siyasi. Peki siyasi olmayacak mı? Şimdi neden siyasi? Şimdi ona bakalım. Normal mi siyasi olması? Siz de siyasi olduğu görüşürüz. Zaten siyasi. Bunu yazdım. Zaten siyasi. Özü siyasi. Neden? Neden? Şimdi biz böyle afaki konuşan bir ülke haline geldik. Yani siyasi deyince mesele sanki çözülüyor. Hayır. Niye siyasi? Evet siyasi. Zaten siyasi. Hayır, ekonomik olmalı. Şimdi, ekonomi odaklı olmalı anlamında bunu vereyim. Eleştiri olarak getiriyorlar. Şimdi o eleştiriye ben de cevap vereyim. Şimdi bakın, benim gençliğimde bu işlerle uğraşılırken, hala genç sayılabilirim ama yani hala. Peki teşekkür ederim. Yok, ben artık yaşım başımı aldım. Yaşınızı da göstermedim. Evet, göstermediğim doğru. Şöyle, hiç sigara içmedim onun için. Aynen, İyiyim. Ben de öyle. Onu konuşuyorduk, ben siz de göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi denirdi ki o zaman 10 bin dolar kişi başına geliri 10 bin dolara çıkmayan toplumlarda demokrasi olmaz. Demokrasi sorunludur. Bir sürü de kanıt. Türkiye'de tam eşikte böyle değil mi? 10 bin dolarlık Türkiye bir... Türkiye mi? Bunların yazıldığı zaman Türkiye 1500 dolar. Tabii yani şu anda diyor. Şu an 10 bin dolar. Şimdi Harvard Üniversitesi'nden diğer hocalar çıktılar. Araştırmaları yaptılar. Ve bir matematik ortaya koydular. Dediler ki efendim bu teori yanlıştır. Siz yanlış olduğunu mu düşünenlerdensiniz? Ben literatüre bakan bir adam olarak, evet, literatür yenilenmiştir. Şu ilaç şu hastalığa iyi gelir diyorduk. Sonra araştırmalar yapılıp hayır gelmiyor dendiği günden itibaren protokol değişir. Burada da aynı şey. O araştırma şunu gösterdi. Ekonomi iyi olunca demokrasi iyi olmuyor Hakan Bey. Demokrasi iyi olunca ekonomi iyileşiyor. Bu bir matematik artık. O zaman Türkiye'de ekonominin iyileşmesi için demokrasinin kalitesinin şart. Artması lazım. Şart. Hukuk devleti ilkelerine, evet, sarılmak lazım. Bu kadar basit. Yani ben kalkıp da gökyüzünden teker teker yıldızları indiriyor veya onlar hakkında bilgi veren müneccimlik yapıyor değilim. Bu literatür var ortada. Bugün ispatlanmış bir gerçek. Eğer demokrasiniz iyiyse, işte demin demokrasiden bahsettik, üçüncü kuşak demokrasiden, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı, yenilikçi, insanlara
özgürlük alanı sağlayan ama her düzeyde, ailede, okulda, kışlada, her yerde insanlara özgürlük, söz söyleme alanı sağlayan, farklılıkların bir arada bulunmasına imkan veren bir toplumsal yapı oluşturulabiliyorsa, o toplumsal yapıda ekonomi beklenmeyen büyük hızlarla yürüyor. Bize bakalım, 2002-2012 diyelim, ben hoca olduğum için akılda kalsın diye yuvarlaklaştırıcı şeyler söylerim. 2002-2012 arasında bütün 27 Nisan muhtıralarına falan, bütün bunlara rağmen Türkiye, bütün o başörtüsü tartışmalarına rağmen Türkiye daha da demokratikleşen bir ortam içinde yaşamadı mı? Peki o dönemde bizim ekonomik gelirimiz işte bilmem 5.000-7.000 dolardan 12.000 dolara çıkmadı mı? Dolayısıyla yani Moody's'in kararına katılmıyorum. Onu ben de eleştiriyorum. Onu ben de haksız buluyorum. Evvela bunu söyleyeyim. Yani ondan önceki kuruluş 15 gün, 20 gün önce hayır iyidir diyor da Moody's böyle diyor. Peki yanlış yanlış. Ama o bir, evet siyasi o karar. Ama siyasetin içinde yer alan unsur, sorunuz çok önemli. Türkiye'deki demokrasinin bundan sonra dışarıya vereceği görüntü. Bunu ekonomiyi işletenler sizden benden çok daha iyi biliyorlar. O zaman hocam, bu söylediğinizden olağanüstü hal uygulamasının uzatılması ile ilgili bu perspektifin ve yaklaşımın ekonomik gelişmeye destek olmayacağı sonucunu çıkarabiliriz. Şunu söyleyeyim. Onu anlıyorum. Şimdi teorik bir denklem olarak dediğiniz doğru. Ama oraya bir parantez koyayım. İkili bir parantez. Birincisi, Türkiye'nin meselesini iyi anlatması ve anlaşılması lazım. Yani Türkiye olağanüstü hale durup dururken gitmedi. Akıl almaz, akıl almayacak bir hadisenin... Bir darbe kalkışmasıyla gelindi. Akıl buraya. Almaz bir şey yani, o. F-16'lar uçtu yani, Türkiye'de. Böyle yani. Bir şey olabilir bomba mi yani? Yani parlamentosu, şimdi ben saymayayım, dökmeyeyim ortaya. Ama yani o halin kısa süreli olması... Tartışmasız. Değil mi? Tartışmasız. Sözünü ettiğiniz tezi destekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hükümet de söylüyor, elbette yani. Ama uzayacak gibi görünüyor biraz. Şimdi yani o özel şartlar içinde, efendim, istisna hali diye bir şey var. Olağanüstü hal bir istisna halidir. İstisna halinin bir an önce ortadan kaldırılmasını onu uygulayanlar da ister. Bu bir realitedir. Evet. Ve bunun en kısa sürede ortadan kalkmasını içtenlikle umarız ve dileriz. Reklama gitmeden iki soru soracağım. Çok kısa rica edeceğim. Tabii, Amerika'da başkanlık seçimini kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Türkiye için hangi aday daha iyi olur? Kimin kazanacağını düşünemiyorum. Henüz çok ortada. Ben Clinton'ın kazanmasını istiyorum. Türkiye için de iyi olacak. Clinton'ın daha iyi olacağı kanaatindeyim. Şimon Peres'in cenaze törenine Türkiye Feridun sinirli oldu. Yani bir büyük etki. Müsteşar yardım. Müsteşar. Hatta Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Yaptı tabii. Bu seviyede katıldı. Katılım düzeyi konusunda bir görüşünüz var mı? Bu seviye uygundur diyor musunuz? Yoksa başka bir görüşünüz var mı? Şimdi bu konuda? Türkiye orada siyasi bir pozisyon aldı ve eski bakanı ve dışişleri müsteşarını gönderdi. Çünkü başkanların, başbakanların vesairenin olduğu katıldığı bir yerdi. Düzeyiydi orası. Ben daha yüksek düzeyde bir katılımın olmasını o protokole uygun görürdüm. Ama bu Türkiye'nin siyasi kararıdır. O kararıyla bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla onu o çerçeve içinde değerlendiriyorum. Peki reklama gidelim, ardından birlikte kapatacağız. Son bir cümle, son bir soru soracağım hocaya. Evet, Şimon Peres'in cenaze törenini en son sormuştum. Siz orada görüşünüzü söylediniz. Batılılaşma konusunda, yani daha doğrusu Batı ile ilişkileri konusunda Türkiye'nin önemli bir sorun yaşandığı görüşünde misiniz? Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi iyice uzaklaşan bir durum mu? Hani Avrupa Birliği ortada kalacak mı, kalmayacak mı? Belki bu da ayrı bir tartışma konusu ama bununla bitirelim. Son cümle ne söylemek istersiniz? Bir cümle söyleyeyim. 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılıydı başlamasının. Çok kitaplar yayınlandı, okuduk. Şimdi 1918 bitişinin 100. yılına gidiyoruz. Çok kitaplar yayınlanıyor, okuyorum.
Benim sentezim, yaptığım sentez, vardığım düşünce şudur. Avrupa'nın kendi içinde sorunlar oldukça Avrupa o sorunlarını Türkiye'ye yansıtır ve Türkiye ile ilişkileri bozulur. Ne zaman ki Avrupa kendi iç sorunlarını giderir ve zihnini berraklaştırır, Türkiye ile de ilişkilerini düzeltir. Bugün için Avrupa'nın sorunları var. Avrupa Batı arasında ciddi sorunlar var. Umarım hiç gereksiz olan bu sorunlar, bu zıtlaşmalar en kısa sürede aşılır. Çok teşekkür ederim. Ben keyifli size bir sohbet oldu. Sağ olun. Sağ olun hocam. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sabah Gazetesi köşe yazarı Profesör Doktor Hasan Bülent Kahraman konuğum oldu. Yarın bu stüdyoda Sayın Fikri Işık olacak, Milli Savunma Bakanı. Çok fazla soru var şimdiden. Özellikle bedelli askerlikle ilgili sorular aldım. Ama sadece o konu değil elbette. Çok önemli kritik konuları var. Sıcak gündem başlıkları var Türkiye'nin. Bütün bunları konuşacağız Sayın Fikri Işık'la yarın saat 10'da CNN Türk'te. Hoşçakalın.